Herkese merhaba, ben Ahmet Emre. Bu uydura Huawei P40 Lite'in kutu açılışını yapacağım. Bildiğiniz gibi Huawei P40 serisi geçtiğimiz haftalarda online yapılan lansmanla tanıtılmıştı. P40 Lite'da bu serinin en uygun fiyatta olan modeli zaten önceki modellerde ülkemizde bayağı popüler olmuştu. İşte P20 Lite, P30 Lite gibi modeller çok fazla tercih edilmişti. Bu uydurada Huawei'nin yeni orta segment cihazı P40 Lite elimde. Bu cihazın kutu açılışını bu uydura gerçekleştireceğim. Bildiğiniz gibi bu cihazda Google servisleri bulunmuyor. Bunun yerine alternatif olarak gelen App Gallery de yine bu videoya bakmış olacağız. Bu arada bu cihazın ülkemizdeki satış fiyatı da açıklandı. 3200 liralık bir fiyatı var arkadaşlar. Orta segmentte iddialı bir cihaz. Şimdi artık sizleri daha fazla bekletmeden videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda Huawei P40 Lite'in kutusunu önümde görüyorsunuz. Öncelikle kutunun dış tasarımına baktığımızda üzerinde yeni bir ibare görüyoruz. Burada gördüğünüz gibi Explore It on App Gallery yazıyor. Bu da zaten P40 serisine birlikte eklenen bir ibare olmuş. P40'ın diğer modellerinde de yine bu yazıyı görmek mümkün. Kutunun sağında solunda pek değişik bir şey yok. Zaten Huawei'nin klasik kutu tasarımı. Alt tarafta bazı bilgiler yer alıyor. Bendeki cihaz 6 GB RAM, 128 GB hafızaya sahip olan model ve rengi ise su yeşili. Zaten birazdan kutuyu açtığımda bunu göreceksiniz. Şimdi daha fazla bekletmeden hızlıca kutuyu açalım ve içerisinden neler çıkıyor buna bakalım. Öncelikle burada bir zarf var. Kaldırdığımızda da altında telefonu görüyoruz arkadaşlar. Ben kutuyu daha önce açmak durumunda kalmıştım. Bu yüzden hani dizilim birazcık farklı olabilir. Telefonumuz çıkıyor. Şunun arkasını birazcık silmek istiyorum. Bayağı bir parmak izi tutmuş. Evet, şimdilik silebildiğim kadar cihazın arkasını temizledim. Gerçekten hoş duruyor. Şimdilik cihazımızı kenara bırakalım ve kutunun içerisinden neler çıkıyor bunlara bakalım. Burada bir tane zarf var arkadaşlar. Bu zarfın içerisinde kullanma kılavuzları bulunuyor. Garanti belgesi ve farklı dillerde kullanma kılavuzları burada yer alıyor. Onun dışında bir tane şöyle gördüğünüz gibi sim kart iğnesi var. Telefonda da kulaklık girişi var bu arada. Hani kulaklık dönüştürücüsüne gerek yok. Bana gelen inceleme örneğinin kutusunun içerisinde şimdilik bir kılıf yer almıyor. Ama satışa çıkacak olan versiyonda belki bir kılıf bulunabilir. Bu konuda şimdilik bir bilgim yok. Onun dışında kutudan diğer çıkanlara baktığımız zaman Huawei'nin amiral gemisi cihazlarında gördüğümüz bu 40 wattlık süper şarj adaptörü bu cihazın içerisinde de çıkıyor. Ve bu cihaz light modeli olmasına rağmen süper şarjı destekliyor. Telefonun bu kadar hızlı şarjı destekliyor olması güzel. Şarj aletinin kutusunun içerisinden çıkması daha da bir güzel arkadaşlar. Bu arada şöyle bir bölme var. Bu bölmenin içerisinde de bir tane kulaklık yer alıyor. Bu da böyle çok pahalı bir kulaklık değil ama en azından telefonun kutusunun içerisinden kulaklık çıkıyor olması güzel bir detay. Şimdi kutu içeriğimiz bu şekilde arkadaşlar. Daha fazla bahsedebileceğim bir şey yok. Bu kutuyu kapatalım. Evet, videonun başında zaten söylediğim gibi ben cihazı daha önce kutusundan çıkartmıştım. Kurulumunu da gerçekleştirmiştim. Ön tasarımı bu şekilde. Şimdi isterseniz birazcık şu arka tasarımına bakalım. Kamerada birazcık koyu duruyor ama gerçekte birazcık daha yeşil olduğunu söyleyebilirim. Sol üstte 4 tane kamera yerleştirilmiş. Bu cihaz dörtlü arka kamera kurulumuyla geliyor ve bir tane karenin içerisinde bu 4 tane kamerayı görüyoruz. Bu arada cihazın arka kapağı ve yan çerçeveleri plastik malzemeden yapılmış. Arka tasarımda başka bahsedebileceğim bir detay yok. Alt tarafına baktığımızda Type-C şarj girişini ve 3.5 mm kulaklık girişini görüyoruz. Cihazın solunda sadece sim kart bölmesi yer alıyor. Sağ tarafına baktığımızda ise ses açıp kısma tuşları ve bir tane kilit tuşu var ve bu kilit tuşunun üzerinde de parmak izi okuyucuğu yer alıyor. Bu parmak izi okuyucunun da hızını hemen test edelim arkadaşlar. Zaten daha önce parmak izimi kaydetmiştim. Evet, parmağıma bastığım gibi cihazın kilidi açılıyor arkadaşlar. Zaten size görüyorsunuz. Parmağım bastığım anda kilit açılıyor. Hiçbir bekleme yok. Hızı gayet başarılı. Yüz tanımasını da birazdan test ederiz ama öncesinde birazcık ekran ve donanım özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Cihazın ekranına baktığımızda zaten tasarımı gayet başarılı. Sol üstte ekran deliği olarak yerleştirilmiş ön kamerayı görüyoruz. Bu ekran IPS LCD panelle geliyor. 6.4 inç boyutunda 1080x2310 piksel Full HD Plus çözünürlüğünde. Ekran bence gayet başarılı. Hem çözünürlüğü olsun hem renkleri olsun. Ben ekranın kalitesini beğendim. Şimdi biraz cihazın donanım özelliklerinden bahsedecek olursak içerisinde Huawei'nin yeni orta segment işlemcisi olan Kirin 810 işlemcisini görüyoruz. Bu Kirin 810'un performansına da bu cihazın incelemesinde zaten detaylı bir şekilde değineceğim. Yani bütün oyun testlerini, diğer testlerini gerçekleştireceğiz zaten. Yani kutu açılış videosunda performansıyla ilgili pek fazla yorum yapamayacağım. Bendeki model 6 GB RAM'e sahip arkadaşlar. Ve bu cihazda önemli bir detay, içerisinde Google servisleri bulunmuyor arkadaşlar. Huawei ve Honor'un Google olaylarından sonra çıkarttığı bazı orta segment cihazlarda Google servisleri yine bulunuyordu. Bunun sebebi de içerisinde Kirin 710 işlemci bulunması. Kirin 710 daha önceden tanıtılan bir işlemci platformu olduğu için içerisinde yine Google servisleri kullanılabiliyordu. Ama bu cihaz Google'sız bir şekilde ülkemizde satışa sunulacak 3200 liralık fiyatıyla. Cihazın kamerasına geçmeden önce şu App Gallery'yi sizlere hemen göstereyim. Şu an cihazın içerisindeki uygulama mağazası bu. Girdiğimiz zaman da böyle bir arayüzle karşımıza çıkıyor. Mesela burada bize önerdiği bazı uygulamalar var. Tıkladığımız zaman önerdikleri karşımda çıkacak. İşte EBA var, N11, sahibinden, işte İşcep, Trendyol, Türk Hava Yolları gibi
Günlük hayatta çok fazla kullandığımız uygulamalar var. Mesela TikTok, işte Ziraat, Fizi, Snapchat, AliExpress, Turkcell Dijital Operatör gibi birçok uygulama zaten şu anda App Gallery'de hali hazırda bulunuyor. Ve yeni uygulamalar da gelmeye devam ediyor. Ben şimdi sizlere hızlıca bir tane yöntemden bahsedeceğim. Bu App Gallery'de olmayan uygulamaları en güvenli şekilde telefona nasıl kurarsınız bunu göstereceğim. Normalde App Gallery içerisinde olmayan uygulamaları internetten APK olarak indirip yüklüyorduk. Huawei bu işi daha kolay ve güvenli hale getirmek için tarayıcısına bir kısa yol eklemiş. Huawei'nin tarayıcısına girdiğimiz zaman sağ üstte App Search bölümünü görüyoruz. Buna tıkladığımız zaman da bizi bir sayfaya yönlendiriyor. Burada gördüğünüz gibi şu anda ülke olarak Türkiye seçili. Başka ülkelere de bakabiliyorsunuz ama şu anda Türkiye'deki en popüler uygulamaları listeliyor. En güvenilir APK seçeneklerini sunuyor. Mesela ben bu telefona WhatsApp'ı yüklemek istiyorum. Buradan yüklediğim zaman beni WhatsApp'ın kendi sitesine yönlendirdi. Yani WhatsApp'ı indirebileceğim en güvenilir siteye. Evet, bu arada da WhatsApp'ı mesela hızlıca kurdum. Şöyle sizlere göstereyim. Şu anda WhatsApp telefonumuza kurulmuş oldu. WhatsApp zaten kendi internet sitesi üzerinden APK dosyasını sizlere veriyor. Ama APK olarak indireceğiniz diğer uygulamaları da Huawei size en güvenilir indireceğiniz yere yönlendiriyor. Mesela dolap uygulamasını yüklemek istiyorum diyelim. APK Center üzerinden direkt dosyayı indirdi. Yani beni diğer siteye de yönlendirmedi. Ekstra bir işlemle de uğraştırmadı. Direkt olarak APK dosyasını indirebildim. Bu yöntem çok güzel. Bir de App Gallery'nin içinde olan bir tane uygulama var. Onu da şöyle sizlere göstereyim. Zaten ben indirmiştim ama More Apps diye aratırsak bu uygulamayı telefonunuza indirdikten sonra bu uygulama içerisinden de yine diğer uygulamalar APK olarak yükleyebiliyorsunuz. İşte Google'ı, YouTube'u falan şimdilik yükleyemiyorsunuz ama mesela Spotify'ı indirmek istiyorum diyelim. Buradan beni başka bir servise yönlendiriyor ama ben web üzerinden indirmek istiyorum ve gördüğünüz gibi yine ekstra bir işlemle uğraştırmadan Spotify'ın APK'sını şu anda telefona kurabiliyorum. İsterseniz bu More Apps uygulamasını kullanarak, isterseniz de bu App Store servisini kullanarak bütün uygulamaların en güvenilir APK linklerine ulaşabilirsiniz. Bu arada illa popüler uygulamalar arasında olmasına gerek yok. Buradan indirmek istediğiniz uygulamanın ismini yazarak aratıp yine APK'yı da bulabilirsiniz. APK dosyasına ulaşabilirsiniz. Bu arada sadece Türkiye'nin değil, buraya tıklarsanız işte Polonya, İspanya, Birleşik Krallık gibi farklı ülkelerinde yine popüler uygulamalarına ulaşabilirsiniz. Bunları da kolayca indirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, uygulamaları nasıl kuracağınızdan da bahsettim. Şimdi artık gelelim bu cihazla ilgili en önemli detaylardan bir tanesine, cihazın kamerasına. Kamera özelliklerinden size hızlıca bahsedeyim. Arkasında 4 tane kamera olduğunu söylemiştim. Ana kameramız 48 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 diyafram açıklığına sahip. İkinci kamera 8 megapiksel çözünürlüğünde bir ultra geniş açı lensi. Şöyle gördüğünüz gibi daha geniş açılı fotoğraf ve videolar çekmenizi sağlıyor. Diğer lenslerimize baktığımızda ise 2'şer megapiksel çözünürlüğünde bir tane makro, diğeri ise derinlik sensörü işlevini gören lensimiz var. Buradan diğer kısmına geldiğimizde süper makro özelliğini görüyorsunuz. Mesela ben bu kutudaki yazıyı çekmek istiyorum. Bayağı böyle yakına girerek net bir şekilde bunu çekebiliyorum. Maksimum mesela 4 santim demiş zaten. Evet. Bu şekilde makro fotoğraflar çekebiliyorsunuz ve burada portre modu var. 2 megapiksellik derinlik sensörü sayesinde portre fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Normal fotoğraf moduna geldiğimizde ise yapay zeka desteğimiz var. Onun dışında eğer fotoğrafları en yüksek çözünürlükte çekmek istiyorsanız ayarlardan 8 megapiksel çekimi etkinleştirebiliyorsunuz. Mesela burada ultra netlik özelliği var. Bu moda aldım ve şuradaki gimbal'ı çekmek istiyorum. Normal 48 megapiksel özelliğinin haricinde bir de bu ultra netlik modunda birkaç saniyelik bir pozlamayla daha da net fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Mesela gördüğünüz gibi gimbal'a olan uzaklığım bayağı fazla ama fotoğrafı yakınlaştırarak yine gayet net sonuçlar elde edebiliyorum. Bir de ultra netlik değil de normal 48 megapiksel çözünürlüğünü alalım. Bir tane de öyle fotoğraf çekelim. Evet, fotoğrafı çektikten sonra yine normal 12 megapikselle çektiğiniz bir görsele göre daha fazla zoom yapmanıza imkan tanıyor. Bu sayede fotoğrafta daha fazla detay inebiliyorsunuz veya fotoğrafın baskısını alacaksanız burada yüksek çözünürlük gerçekten çok işinize yarıyor. Kamera özelliklerimiz bu şekilde. Video özelliklerine de sizlerle birlikte hızlıca bakalım. Cihazda 1080p videolar çekebiliyorsunuz. 60 fps desteği maalesef yok. Sonradan yazılıma gelir mi zannetmiyorum ama şimdilik bu cihazda 1080p 30fps videolar çekebiliyorsunuz. Ön kamerasından sizlere bahsedeyim. Ön kamerada 16 megapiksel çözünürlüğünde f2.0 diyafram açıklığına sahip. Ön kamerada yine 1080p 30fps videolar çekebiliyorsunuz. Onu da hızlıca test edelim. Şu anda video modundayım. Fotoğraf moduna geçtiğim zaman burada yine farklı yapay zeka ve güzellik modları bulunuyor. Şimdi bir tane fotoğraf çekeceğim. İki farklı portre fotoğraf çektim. Farklı portre efektlerimiz var.
Portre de şöyle kulağıma azıcık bulanıklaştırmış ama genel olarak güzel bir sonuç elde ettiğimi söyleyebilirim. Normal fotoğrafa baktığımızda da yine güzel bir selfie çekebildim. Ön kamerası da şimdilik güzel gözüküyor ama zaten inceleme videosunda çok daha detaylı testlerini gerçekleştireceğim. Benim bu videoda şimdilik bahsedeceklerim bunlar. Bu arada son olarak bataryasından bahsedeyim. Bataryadan bahsetmedim. İçerisinde 4200 mAh'lik bir batarya bulunuyor bu cihazın. Batarya konusunda iddialı bir cihaz çünkü 4200 mAh gayet güzel bir değer ve cihazın en beğendiğim özelliği 40 watt'lık hızlı şarjı ve tanıtılırken de 30 dakikada 0'dan %70'e şarj edebildiğini söylüyor. Tabii bunu yine incelemede test edeceğim. Ben kendim daha bunu test edemediğim için doğrulayamıyorum ama hani yaklaşık olarak biz de böyle bir sonuç alırız diye düşünüyorum. Benim bu videoda bu telefonla ilgili bahsedebileceklerim bunlar. Evet arkadaşlar, bu videonun artık böyle sonuna gelebiliriz. Bu videoda P40 Lite'in kutu açılışını yaptım. Cihazla ilgili tüm merak ettiğiniz soruları bana yorum kısmında sorabilirsiniz. Videonun başında söylemiştim ama şimdi tekrardan fiyatından bahsedeyim. 3200 liralık bir satış fiyatı var bu cihazın. Orta segmentte iddialı bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Bu videonun da artık böyle sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.